Neler söylemişiz sizinle ilgili ya? Bütün manga fanları herhalde şu anda benim yerimde olmak için yerlere atıyorlardır kendilerini. Şimdi diyorlardır ama sözleri niye unuttu Ferman acaba? Bilerek mi yaptı? Bilerek mi yaptı acaba? Çok teşekkürler arkadaşlar. Gecenin bu saatinde bizi burada yalnız bırakmadınız. Eyvallah. Sevgili Yağmur ve Ferman'a bir kez daha bir kocaman alkış rica edebilir miyim arkadaşlar? Yani mangaya daha doğrusu. Bir bakayım kendime ekranda ya. Arkadaşlar siz incecik gözüküyorsunuz. Ben de öyle gözüküyor mu diye bakıyorum. Yok, sen de gayet incesin. İyi miyim? Biraz daha söylesene abi. Çok incesin. Biraz kilo. Bu son albüm. E-Akustik. E-Akustik. Eski şarkılar da var, yeni şarkılar da var. Evet. Bu şarkının sözleri kime ait? Yağmur'la bana ait. Yağmur'la size ait. Evet. Normalde bu tür sözler yazıyor muydunuz daha önceden? Çünkü bu sözlerle ilgili bayağı bir haberler vesaire de çıktı. Evet, bakın, evet. Notum da var. Evet. Bir Ocak ayında sokakta vurulurum. Ya da 19'unda bir kahraman olurum. Saçımı göstermezsem okuldan kovulurum. Ya da kalemim kırılır, mahkum olurum. Yani aslında hep yazıyorduk ama ilk defa bu kadar açık bir dille yazdık sanırım. Evet. Önceden daha üstü kapalı şeyler yazıyorduk ama galiba artık biraz daha açık dille bazı şeyleri söylememiz gerektiğini düşündük. Bence çok güzel olmuş. Bu programın başından beri hep sanatçılarla ilgili konuşuyoruz. İşte Ayşen Gruda'yı da ağırladık, Mehmet Ali'yi de ağırladık, sevgili Elif'i de ağırladık. Siz de sanatın başka bir boyutunu yapıyorsunuz. Sizin yaptığınız müzik nasıl tanımlandı ilk başta? Yani artık bir tanımı yok. İlk başta nasıl tanımlandı bilmiyorum. Yani biz işte 95'lerden sonra çıkan New Metal denen akımı takip eden bir gruptuk 2000'lerde. Ama sonra olay bambaşka bir yere gitti. Şimdi kendi müziğimizi bulma yolundayız. Kendi müziğinizi bulma biraz şey oldu. Sizin gibi bir grup, sizin gibi arkadaşlar açısından biraz fazla tevazu oldu. Yok, ama hala arıyoruz. Siz gittiniz Eurovision'a, bir de hiç fark ettirmeden ikinci falan oldunuz. Evet, evet. Niye öyle şeyler yapıyorsunuz? Ama bir de nadir insanlarsınız. Şimdi hani Eurovision'a biz böyle şeylerle yolluyoruz. Kurbanlar keserek yolluyoruz. Hmm. Büyük şaşalarla falan karşılıyoruz. Sonra hep Eurovision sanatçısı kalıyor o. Gidenler ve dönen sanatçı, şarkıcı arkadaşlarımız. Ama sizin üstünüze öyle bir şey yapışmadı. Ya biz ama Eurovision'a hep başka türlü baktık ve galiba hem medyaya hem arkadaşlarımıza müzik sektörünü hep de öyle anlatmaya çalıştık. Yani bunun o kadar da büyütülecek bir şey olmadığını, lütfen bizi de germeyin dedik kimseye ve hani biz orada eğlenmeye gidiyoruz. Ülkemizi temsil edeceğiz ama çok eğleneceğiz dedik yani. Güzel yani, çok orada çok şey öğrendik. Evet. Aslında hani burada biz de sonuçta ne katıyor Eurovision insanı, gerçekten merak ediyorum. Yani siz bir şeyler katılmaya müsaitseniz çok şey katıyor. Öyle mi? Evet. Evet, evet. Yani çok açık profesyonellik katıyor. Yağmur'u konuşturmak zorluyorum, zorluyorum. Ya o organizasyon çok acayip. Müthiş bir şans değil mi? Yani oradaki profesyonellik karşısında sizin o güne kadar çıktığınız sahneler, katıldığınız organizasyonlar çok hafif kalıyor. Size orada çok iyi bakıyorlar ve çok şey katıyor. Çok insanla tanışıyorsunuz. Biz de çok insanla tanıştık. Ama yani Türkiye'yi hala bir şaşırma durumu orada oluyor. Yani, ya işte nasıl geliyor sizin gibi rock grupları Türkiye'den, hala diyorlar. Öyle mi? Evet, biz de onları anlatmaya çalışıyoruz. Bizim ülkemizde demedim mi böyle sanatçılar yetişiyor, çok, şey gibi, çok, fide çok, gibi ekiyoruz her dakika başı. Bir sürü insanı dinlettik, bakın bizim neler var neler yok. Yani heyecanlanıyorlar ama bunu gördükleri zaman, biz de onlara ülkemiz hakkında bir şeyler anlatıyoruz. Valla ben de çok heyecanlıyım burada olduğunuz, çünkü her faniye nasip olmuyor böyle mangayla, Yağmur'la, Ferman'la aynı sahnede durmak. Estağfurullah değil, gerçekten çok büyük keyif sizi ağırlamak. Sağ ol. Bu son albümü gösterdin mi ben? Bizi görebildi mi herkes? Manga'nın E-Akustiğini. 9 tane şarkı, eski şarkılar. 3 tanesi yeni galiba. Yani, Palyaço'yu yeni dinledik. Evet. Hangi kamera? Bu mu? Heh, tamam, buraya göstereyim. Bir kadın çizeceksin. 8. şarkı. Arada reklam arasında siz soundcheck yaparken arkadaşlara anlattım. Benim oğlanla bizim sitedeki çocuklar toplanıyorlar. Bu bir kadın çizeceksinle kanepelerin üstüne çıkıyorlar. Başlıyorlar kendini yerden yere atmaya. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Ya Rabbim, Allah'ımca beni de dans ettiriyorlar. Videoları var değil mi? Göstereceksin. Evet, evet. Hatta sana yollamıştım da gelmemişti. Yok, yok. Peki, Yıldız Tilbe ile bir düetiniz var. Evet, hani biz. Hani biz. Var mı bizde? İzleyebilir miyiz Yıldız Hanım'la? Yıldız Tilbe'yi de çok seviyoruz çünkü. Bakayım. Müzik.
bitirdik. Şimdi sabahları neden bir tek kelime bile etmez olduk. Işıklar söndüğü zaman sırtımızı dönüp uyur olduk. İstersen ağla, istersen bağır, öldürebilsek bile zamanı geriye. Aşk bitmiş ve aşk pas tutmuş ağzılar, yarımsız günler ve nereye kadar. Efendim, Manga ve sevgili Yıldız Tilbe'nin beraber söyledikleri ismini yine unuttum. Hani biz. Hani bizi dinlemeye de devam ediyoruz bir yandan. Nerede çektiniz klibi? Yani çok güzel olmuş. Beykoz Kundura Fabrikası. Öyle mi? Evet, evet. Siz de mi? Bizim orada kaçıncı klibimiz? Öyle mi? Bir de ben orada ya. Kendim ayrıca kliplerde çektim. Mehmet Ali'nin de bir filmi vardı Eve Dönüş diye, orada çekilmiştim. Beykoz Kundura Fabrikası müthiş bir yer. Ha, herkes yani, orada çekiyor. Sonrası İstanbul'un herhalde Hollywood'u olacak gibi gözüküyor. Değil mi? İnanılmaz bir yer yani. Evet. Şey, ayakkabılar vesaireler hepsi içinde fabrika. Sanki canlı gibi bir anda terk edilmiş gibi bir yer. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Ama şimdi bütün klipleri, dizileri, filmleri oldu, izlerken bütün mekanların ben aynı olduğunu bildiğim için mesela artık izleyemiyorum o filmleri ve dizileri. Beykoz Kundura Fabrikası. Çünkü her yerini biliyorum. Ben orada 5 klip çektim. Manga ile 2 klip çektik. Evet. Şimdi izlenmiyor çünkü biliyorum çok sahte geliyor artık yani. Peki Yıldız Tilbe ile düet yapmak nasıl bir şey? Bu eskiden hani çok yapılan bir şey değildi. Hmm. İlk galiba Teoman, Müslüm Gürses vesaire başladı bu farklı branşlardan, yani farklı müzik branşlarından birlikte düet yapmaya. Konuşamıyorum biraz. Ya biz bir Göksel'le işte ilk albümde yaptık, ikinci albümde. Yok, ilk albümde. İlk albümde. Biz seviyoruz. Hani farklı, o bizi daha çok heyecanlandırıyor. Çünkü zamanın... Nasıl tepkiler mesela? Ben de Yıldız Tilbe hayranıyım. Ne şarkılarına? Yani ilk duyanlar şarkıyı duymadan ya da bizim nasıl paylaşımda olduğumuzu bilmeden ya olur mu gibi tepkiler alıyorduk. Ama biz bekleyin dedik. Yani çünkü çok güzel oldu. Güzel de olacak. Sonra olur, beğendi herkes herhalde. Yani. Olur mu tepkiler? Sen bir de belgesel çekmişsin. Yani. Çektim. İkinci albümde bir belgesel çektim. Manga. Evet. Bizim 7 senelik hikayemizi yani ilk kurulduğundan beri ben zaten elimde kamera hep grubun peşinde dolaşıyordum. Onları sonra editledim 1,5 sene. Sonra bu film belgesel merakı nereden geliyor senin? Bir de galiba Orhan Pamuk romanından film yapmak istiyorsun. O hayalim de keşke diyorum. Şimdi ben yapamam, bir yönetmen çıksa da bir tane Orhan Pamuk. Var mı buralarda bir yönetmen ya? Belki biz seninle beraber bir şeyler yapar mıyız bilmiyorum. Yeni Hayat diyordum. Yeni Hayat. Keşke yapsak. Ben sinema okudum. Sonra oradan iyice merak salmaya başladım. Peki. Dediğim gibi her faniye nasip olmuyor. Canlı aynı sahnede Manga, Ferman, Yağmur demek. Ben programı kapatayım ama siz bize bir şey daha belki hani... Tamam, cevapsız sorular söyleyeyim. Cevapsız sorular söylersiniz. Evet efendim. Hemen bir tane bir şeyler girdiler ama ben kapatayım programı. Ondan sonra serbest yani Manga Fermanlarla birlikte olacaksınız. Zübbe'yi bu akşam bizlerle birlikte takip ettiğiniz için sevgili izleyiciler sizlere de çok teşekkürler. Sevgili arkadaşlar sizlere de çok teşekkürler. Memlekete her zaman sanatçılar lazım. Genci, yaşlısı, aman onları korumaya devam edelim. Onları sevmeye ve takip etmeye devam edelim. Manga'ya da çok çok teşekkürler. Biz Ferman ve Yağmur'a söz sizde, tamam ben gidiyorum. İyi akşamlar. Sandalyemi de alıyorum.